Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim hacı amcanın tornasının motoru bozulmuştu. Onu tamirini yapacağız. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk adım olarak motorumuzun izolasyon testini yapacağız. Benim elimdeki görmüş olduğumuz cihaz bize 10 değerlerini gösteriyor. Videoda gördüğünüz üzere 10 değeri 1000 watt üzerinde eğer ki düşük bir değer görseydik izolasyon kötü demektir motor sargılarında yanma veya motor içinde sıvı teması ya da pislik var anlamına gelir. Hacı amca bize bu motoru getirmesinin sebebi akım şalterinin sürekli olarak devreden çıkması. İkinci adım olarak motor üzerinde bulunan bütün somun ve civataları gevşetiyoruz. Tabii ki diğer önemli bir hususta çalışma masamıza bir tane kutu bulunduruyoruz bütün sökülen cıvata ve somunları bunun içine koymalıyız ki kaybetmeyelim. O arada bu motorumuz 400 volt DC asenkron motordur. Video boyunca sizlere asenkron motorlar hakkında bilgi vereceğim. Motor kapaklarını sökmeden önce kesinlikle markalamayı, işaretlemeyi unutmayın. Bu küçük işaretleri kalemle değil de kalıcı olan metal noktalama aletleri kullanın size örnek olsun diye videoda göstermeye çalıştım. Eğer ki diksiyon hatalarım varsa kusura bakmayın. 380 ve DC asenkron elektrik motoru, doğru akım, DC ile çalışan bir tür asenkron motorudur. Asenkron motorlar, dönen manyetik bir alan oluşturmak için stator adı verilen sabit bir manyetik alanla çalışır. Bu manyetik alan, stator üzerindeki sargılarla oluşturulur. Bu tür bir motor 380 ve DC güç kaynağı ile çalışır, yani motorun besleme gerilimi doğru akımdır. Genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılır. İşaretlerimizi koyduktan sonra üçüncü adıma geçiyoruz arkadaşlar. Motor söküm işlemimize devam ediyoruz. Arkadaşlar 3. adıma geçiyoruz ve bu adımda özellikle söktüğümüz ringleri motor salınım yayını tekrar takmak ve unutmamak için arka runman kapağına plastik kelepçe ile bağlayıp kutumuza o şekilde koyuyoruz. Eğer ki bu ringleri ve rotor salınım yayını tekrar geri takmazsak ne olur diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hiçbir hacı amca tamir için verdiği motordan gacırdı ya da tıkırtılı çalışma sesi duymak istemez. Zaten bu şekilde çalışmaya devam ederse rulman ömrü kısalır ve rulman rotora sarar. Motor kilitler. Motor kilitlerse, eğer ki motorunuz direkt arada hiçbir güvenlik önlemi olmadan şebekeye bağlı ise motor çok ısınır ve statör sargıları yanar. Aşırı sıcaklıktan motorunuz ölür arkadaşlar. Sıradaki işlem statör arka kapağını sökmek için rotor milinin de zarar görmesini istemediğimizden teflon başlı 250-350 gram ağırlığındaki çekip yardımı ile tıklatarak kendimize bir boşluk oluşturmaya çalışıyoruz. Açılan boşluk sayesinde statör kapaklarını daha kolay sökebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar. Birinci husus rotora çok sert vurmamak, güç denemesi yapmamak. Çünkü motorun içini henüz göremiyoruz. İkinci husus hiçbir zaman unutmamalıyız ki içinde sargı telleri bulunan ve izolasyonun önemli olduğu bir motor üzerinde çalışıyoruz. Olabildiğince kibar olmalıyız. Hiçbir hacı amca motorunun zarar görmesini istemez ve ekstradan size tamir için para ödemek istemez. Burada usta başına soru soruyorum. Onun da motoru görmek isteyip istemediğini soruyorum. Bu da bana motorun içinde metal parçaları olduğunu ve motoru çok güzel temizlememiz gerektiğini bildirdi. Hacı amcanın çok şanslı olduğunu ve herhangi bir metal parçanın izolasyona zarar vermediğini söyledi. Ön kapağı sökmeden önce kablo klemensini sökmem gerekiyordu ve kabloları ve klemensi söküyoruz. Asenkron motorlar, yüksek verimlilikleri ve güçlü tork üretimi nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle endüstriyel makinelerde, fabrika ekipmanlarında, pompa sistemlerinde, kompresörlerde ve diğer benzer uygulamalarda sıklıkla kullanılırlar. Bu motorlar, doğru akım ile çalıştıkları için güçlü ve dayanıklıdırlar. Ayrıca, düşük bakım gereksinimleri ve uzun ömürleri ile de tercih edilirler. Burada ön kapağı sökmek için teflon başlı çekiç yardımı ile hafif tıklatarak ön kapağı çıkarıyoruz. Böylece motorun içini daha iyi görebilecek ve içinde sorun olup olmadığını anlayacağız. Bir ya da iki adet çektirme yardımı ile rulmanları çıkarıyoruz. Rulman iç yatak kapağı statör sargılarından büyük olduğu için ve diğer tarafta rotora monte edilmiş fan olduğu için en mantıklı olan motorun ön tarafında bulunan rulman yatak iç kapağını sökmek olacaktı. Unutmayın arkadaşlar herhangi bir cihazı sökerken ilk önce inceleyin sonra düşünün acaba doğru mu yapıyorum diye. Kibarca aklınıza ilk gelen düşünceyi deneyin eğer yaramıyorsa, başka bir çare düşünün. 10 kere düşünün bir kere yapın. Asenkron motorlar genellikle iki temel kategoriye ayrılır, yalıtımlı rotorlu asenkron motorlar ve kafes rotorlu asenkron motorlar. Birinci yalıtımlı rotorlu asenkron motorlar, bu tür motorlarda, rotorun üzerinde devre elemanları bulunur. Bu devre elemanları rotor üzerindeki sargılarla birleştirilmiştir ve dışarıdan bağlantı gerektirir. Yalıtımlı rotorlu asenkron motorlar, hız kontrolü ve başlangıç momenti kontrolü gibi uygulamalarda kullanılır. İkinci kafes rotorlu asenkron motorlar, bu tür motorlar, rotorun üzerinde kafes şeklinde bir yapıya sahip olan iletken çubuklarla çalışır bu çubuklar, rotorun merkezine doğru kıvrılmıştır ve asenkron motorun ana çalışma prensibini sağlayan manyetik alanın oluşturulmasını sağlar. Kafes rotorlu asenkron motorlar, genellikle endüstriyel ve ev tipi uygulamalarda kullanılır. En son olarak rotoru yerinden çıkarıyoruz. Şimdi size de burada statörün içini göstermek istedim. Görüyor musunuz metal parçalarını? Bu metal parçaları motorumuz içinde kısa devreler yaparak motorumuzun çalışmasını engeller. Şimdi diğer bir aşamaya geçiyoruz. O aşamada motor kapaklarının rulman yataklarında boşluk kontrolü yapıyoruz. Eğer ki rulman yataklarında boşluk varsa kapakları tornacıya gönderip dolgu yapmasını ve o dolguyu bizim elimizdeki yeni rulmanla göre ayarlamasını söylüyoruz ya da motor fabrikası halal açık ve üretime devam ediyorsa, yeni motor kapağı sipariş veriyoruz. Yapmazsak ne olur? Sürtünme artar. Rotor statör sargılarına değmeye başlar ve izolasyona zarar verir. Motor da canını verir. Yani ölür. Her iki tarafta bulunan kapakları kontrol ediyoruz. Kesinlikle rotor rulman yerlerini de kontrol ediyoruz. Acaba rotor üzerinde aşınma var mı? Rulmanların rotor üzerine sıkı geçmesi gerekiyor. Eğer sıkı geçmezse rotor rulman yatakları aşınmıştır. Elimden geldiğince size detaylı şekilde sökmesini anlattım. Hadi bu sefer motorumuzu birlikte toplayalım. İlk olarak fan tarafındaki rulmanlı mekanik el presi ile beraber takalım. Sonra rotoru statörün içine yerleştiriyoruz ve ön taraftaki rulman biraz büyük olduğu için ben ilk önce el piresini kullanmayı düşündüm ama son karar olarak indüksiyon ısıtıcı ile rulmanlı ısıtarak takmayı tercih ettim. Hadi şimdi rulmanlımızı ısıtalım. Rulmanlımızı indüksiyon ısıtıcıya yerleştirelim. Ancak makimum 110 dereceye kadar ısıtıyoruz daha yüksek sıcaklık rulmanlımıza zarar verir ve daha kısa sürede bozulmasına sebep olur. Isınmış olan rulmanlı rotorun sonuna kadar gittiğinden ve takıldığından emin olun. Rulman iç kapağına bir saplama takıyoruz ki dış kapağı taktığımız zaman içindeki kapak hareketli olduğundan civata deliklerini aramak zorunda kalmayalım. Dış kapağın montajı bu saplama sayesinde daha kolay olur. Neden çekiç kullanmıyorum? Çünkü çekiç darbe yaptığı için rulmanla zarar veriyor. Daha bir, iki dakika motor çalışmadan rulman ses yapmaya başlıyor. O yüzden kesinlikle size çekiçle monte etmenizi önermiyorum. Videonun başında sökmüş olduğumuz rulman salınım yayını ve diğer ringleri yerine takıyoruz. Zaten benimle beraber söküp benimle beraber topladıysanız kesinlikle unutmazsınız. Hacı amcanız size kızmaz. Her işi yaparken ilk önce kendiniz beğenin arkadaşlar. Kendiniz beğenmediniz tekrar yapın. Emin olun kalite tesadüf değildir. Emek ister. Biz sadece göbeğimizi sallayarak video yapmıyoruz. Ya da sadece bir yerlerimizi açarak influencer olmaya çalışmıyoruz. Biz halka bedava bilgi dağıtmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında sadece bir beğeni hak ediyoruz sanırım. Bir de bu YouTube'da bir sürü umut satanlar var. İşte Bitcoin 15x yapacak arkadaşlar. İzliyorsun. Sonunda yatırım tavsiyesi değildir. Ya da arkadaşlar sanal para kazanın hadine duruyorsunuz. İnsanlara umut satmayın lütfen. Bir şeyler öğretin ama yalan söylemeyin aynı işlemi ön kapak içinde yapıyoruz. Ön kapağı da çekiçle vurmuyoruz. Diğer kalan somun civata hepsini tekrar takıyoruz. Asenkron motorların başlıca arızaları şunlar olabilir. Birinci yalıtım arızaları, motorun stator ve rotor sargılarında yalıtım arızaları meydana gelebilir. Sargıların izolasyonunun bozulması veya kısa devrelerin oluşması anlamına gelir yalıtım arızaları, aşırı ısınma, sargıların yanması veya motorun çalışmamasına neden olabilir. İkinci rulman arızaları, motorun rulmanları, aşırı yüklenme, yetersiz yağlama veya aşınma nedeniyle arızalanabilir. Rulman arızaları, motorun titreşim yapmasına, gürültü çıkarmasına veya dengesiz çalışmasına neden olabilir. Üçüncü kısa devreler, stator veya rotor sargıları arasında kısa devreler oluşabilir. Bu genellikle yalıtım arızalarından kaynaklanır. Kısa devreler, motorun çalışmasını etkileyebilir ve aşırı akım çekmesine neden olabilir. Dördüncü fırça arızaları, yalıtımlı rotorlu asenkron motorlarda kullanılan fırçalar, aşınma veya kırılma gibi nedenlerle arızalanabilir. Fırça arızaları, motorun verimliliğini düşürebilir ve yüksek sürtünme veya kıvılcım oluşmasına neden olabilir. 5. soğutma problemleri asenkron motorlar uygun bir soğutma mekanizması ile çalışmalıdır. Soğutma sistemindeki arızalar veya yetersiz soğutma motorun aşırı ısınmasına ve performansının düşmesine neden olabilir. Bu arızaların önlenmesi veya düzeltilmesi için periyodik bakım ve kontrol önlemleri almak önemlidir. Ayrıca motorun doğru şekilde kullanılması ve yüklenmesi de arızaların önlenmesine yardımcı olur. Evet arkadaşlar şimdi en son vidayı da sıktığımıza göre motorumuzu test etme aşamasına geçebiliriz. Ben video çekerken çok keyif aldım. Umarım siz de motorun son halini gördüğünüzde çok keyif alırsınız. Hacı amca da motorunun çalışmadığından şikayet ediyordu ve umarım artık daha fazla şikayet etmez. Hacı amcamız da mutludur umarım. Aldığı hizmet karşılığında. Eğer verdiğimiz emeğin karşılığında bir beğeni bana çok görmeyin lütfen. Bunun gibi videoların devamını izlemek için beni takip edin. Sadece motor videoları değil ilginç içeriklerde kanalımda kanalıma bir göz atın isterseniz. Şu anda motorun en son halini görüyorsunuz sizce nasıl olmuş? Yorumlarda sizde düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Lütfen beğeni yapıp videomu paylaşmayı unutmayın.